Merhaba arkadaşlar, Rock'n'Rock kanalındasınız. Bu videoda sizlere en iyi macera oyunlarından bahsedeceğim. Kendimce indirilme rakamlarına ve aldıkları puanlara göre birkaç sıralama yaptım. Bu videoda en iyi 5 macera oyununu bulabileceksiniz, birbirinden farklı farklı. Sizin kendi oyun önerileriniz varsa, listeye girmesini istediğiniz ya da listeden çıkmalı dediğiniz bir oyun olduğunu düşünüyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Burada sizlere kısaca 5 macera oyununu sıralayacağım. İndirme istatistiklerine göre sıralama yapacağım. Siz de oynadığınız bu tarz oyunları bizimle paylaşabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Beş numaradan başlıyoruz. Survivor. Hayatta kalma oyunu olan Survivor, uzun zamandır ülkemizde de popüler olan bir program. Survivor gibi. Yani bir adadasınız ve iki grup şeklinde yarışarak ödül elde etmeye çalışıyorsunuz. Evet, hatta eleme zamanları bile var bu oyunda. Dikkatli olun ve popüler kalmaya çalışın. Yoksa adadan ayrılan kişilerden biri olabilirsiniz. Ünlüler mi kazanacak, gönüllüler mi? Oyunda kendi karakterinizi yaratıyor ve onunla yarışıyorsunuz. Yarışmalar oldukça zorlu. Elbette hayatta kalmak için odun kesmek, balık tutmak gibi bazı ihtiyaçlarınızı gidermek için de oldukça fazla göreviniz var. Şimdi biraz istatistiklere bakalım. Survivor oyunu neler yapmış? 1 milyon ile 5 milyon indirme sınırında indirilmiş bu oyun. Bunun yanında 3.7 puan almış. Puanı cidden düşük. Zaten o yüzden 5. sırada. Oyunda 100 bine yakın oy var. Ve oyların yarısından fazlası kritik. Aslında daha fazla olabilirdi. Survivor izliyorsanız, ülkemizde de yayınlanan, TV programı yayınlanan yarışma izliyorsanız ve ilginizi çekiyorsa Survivor isimli bu oyunu indirmek için videonun altına bakabilirsiniz arkadaşlar. Bu da ilginizi çekebilir. Devam edelim. Dört numara Lone Wolf'la devam ediyoruz arkadaşlar. Bir sniper oyunu. Lone Wolf ayrıca bir sürükleyici bir hikayesi de var. Zira hikaye üzerinden görevlere gidiyor ve oyunu ilerletiyorsunuz. Lone Wolf karakterimizin takma ismi ve işinde çok iyi. Eski bir asker olduğu söyleniyor. Oyunda bir yerden bütün düşmanları uygun sırayla ve duruma göre öldürmek suretiyle bölüm geçiyoruz. Göründüğü kadar nişan al ateş et kadar kolay bir oyun değil. Bazı bölümlerde rüzgar ve mesafe kurşunu etki ederken bazı bölümlerde de düşmanların sizi fark etmemesi gerekiyor. Oldukça zorlayıcı bölümleri var. Oyunda artı 17 sınırı var arkadaşlar. En azından başlığında, mağazadaki başlığında o şekilde belirtilmiş. Lakin her türlü indirebilirsiniz. Sıkıntı yok. Çok kanlı olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden yetişkinlere yönelik bir içerik diyebiliriz. Yani oyun gerçekten kafa patlatmalı. Adam öldürmeli bir oyun işte. İstatistikleri de şöyle: 154.000'den fazla oy almış, 118.000'den fazla kritik oy almış, 1 milyon ila 5 milyon indirme sınırında, puanı ise 4.6. İndirmek isteyenler videonun altında linkini bulabilirler arkadaşlar. Üç numarada Skydancer isimli bir koridor koşu oyunu var. Ama bildiğimiz Temple Run tarzı oyunların üstüne oldukça fazla şey koymuşlar. Nasıl grafik açısından iyi olduğu kadar zorluklar açısından da benzersiz özellikleri var arkadaşlar oyunun. Daha fazla bahsetmeden istatistiklere geçelim. Oyun 1 milyon 5 milyon yükleme sayısında 4.4 oy almış. 25.000'den fazla oyu var. 15.000'inden fazlası da kritik. Oyun bir koşu oyunu, lakin hikaye göklerde geçiyor. Platform darmadağın olmuş, yani çevreniz darmadağın, gökte asılı kalmış adalar ve küçük yollar üstünde ilerliyorsunuz. Sadece düz bir çizgide koşmuyorsunuz, ayrıca aşağı da düşüyorsunuz. Koridorları tam bir koridor sayılmaz, yani sağa tıkla sağa geç, sola tıkla sola geç şeklinde değil. Yüksekte olduğunuz için aşağı düşme ihtimaliniz de var. Yani çok fazla sola geçerseniz düşersiniz.
Aşağı zıpladığınız zaman koridorunuzu yönlendirme tuşları ile tutturmak zorundasınız ayrıca bir alttaki koridora düşerken. Klasik olarak altına toplar ve puan arttırıyorsunuz. Denemek isteyenler oyun ücretsiz, indirme linkleri de videonun altında. Çok şirin bir oyun diyebilirim. Buz Devri Maceraları. Sinema filminden de animasyon filminden de bilirsiniz. Oyun bir köy kurma ve strateji üretme oyunu. Bunu yaparken de herkesin çok sevdiği Buz Devri sinema animasyon filmi kahramanlarını kullanıyorlar. Elbette ki o halde Game Loft'un oyunudur bu. Sadece köy kurmakla ilgili de değil. Yani orada gelişmekle ilgili de değil. İçinde koşu oyunundan tutun Blitz bu elmas toplama oyunlarına kadar birçok eğlenceli içerik var. Buz Devri Maceranda ayrıca gerçekten macera çıkıyor ve çevrede keşif de yapıyorsunuz. İlerlemeniz için bu da önemli arkadaşlar. İstatistikler şu şekilde: 10 milyon 50 milyon indirme sınırında 1.5 milyon oy almış, 840 binden fazlası kritik oy ve oyunun Google Play puanı 4.3. Hoşunuza gidecek renk paletleriyle Buz Devri Maceralarını ücretsiz şekilde videonun altındaki linkten indirebilirsiniz arkadaşlar. Benim de bir zamanlar oynadığım Criminal Case. Oyun sadece bir Android oyunu değil, ondan bahsedeceğiz. Criminal Case bir bulmaca oyunu. Macera oyunları kategorisine yer alıyor çünkü sizleri suç dolu bir maceraya sürüklüyor. İstatistiklerinden önce oyundan kısaca bahsetmek isterim. Oyunda suç mahallelerine giderek ipucu topluyor ve sonra bunları değerlendiriyorsunuz. İpuçlarını toplamak için zamanla yarışıyorsunuz ve bu sayede yıldız kazanıyorsunuz. O yıldızları da olayı tamamen aydınlatmak için kullanıyorsunuz. Mesela görgü tanıklarıyla konuşmak için. Bir yıldız istiyor, iki yıldız istiyor. Olayın değerine göre değişiyor. Oyunda birçok dava var ve güncellemelerle davalar artıyor. Yeni davalar ekleniyor, yeni bölgeler, haritalar ekleniyor. Oyun kısaca sizden suçluyu bulmanızı istiyor. Oyun sadece mobil platformlarda oynanmıyor dedik. Ayrıca tarayıcı üzerinden de oynuyorsunuz. Oyun özellikle Facebook sürümü oldukça popüler diyebilirim. Yani zaten Android'de oynarken de sizden Facebook bağlantısı falan isteyecek. Bağlamazsanız eğer verilerinizi kaydetmeyecektir. Onu da belirtelim. İstatistikleri şu şekilde: 100 milyon 500 milyon indirme sınırında 3.3 milyondan fazla oy almış. Bu oyların 2.4 milyondan fazlası kritik. 4.5 puanla Google Play'de yer alan bu oyun 140 bin civarında bir yıldız oy almış. Bir yıldız, yani 140 bin. Yani düşünün, 3.3 milyondan fazla oyun, sadece 140 bini tek yıldız. Onu da neden verdiklerini bilmiyorum. Yoksa oyunda sıkıntı yok. Oyunun Türkçe desteği var. Eski bir oyun. Puanı ve indirme sayısı, ayrıca aldığı oy sayısı bu yüzden çok olabilir. İlgisini çekenler varsa ücretsiz indirme linki videonun hemen altında. Teşekkürler izlediğiniz için. Size macera kategorisinden 5 tane oyun sıraladım. Umarım beğenmişsinizdir. Başta dediğim gibi sizin fikirleriniz benim için çok önemli. Videonun altında yorum yaparak kendi oyunlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Acaba bu listeye hangi oyun dahil olmalıydı? Bilmek isterim. İzlediğiniz için sağ olun. Kendinize dikkat edin.